سيرة علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تضايق على صاحبكم قبره وضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimat ehli beyt ehli ve sahabet bolları rıdvanullah aleyhim ecmaîn bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ithal dar bu kadenler rahmetullah aleyhim ecmaîn hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız müşahabenlerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimize ervah için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın oğlu şimdi hakkında hadis okuyacağımız sahabi defnetmişler kabrine Efendimiz yanındakilere şöyle buyurmuş. Tadayaka ala sahibukum kabruhu. Sizin arkadaşınızın üzerine kabir sıktı. Daraldı. Ve damme dammeten öyle bir kendini sıktı ki o sıkıntının şiddetinden kaburga kemikleri birbirine karıştı. Lev neca minha ahadun leneca saat. Eğer birisi bu kabir sıkıntısından kurtulacak olsaydı bu Sa'd bin Ebi Vakkas kurtulurdu buyurmuş. Sa'd bin Ebi Vakkas kurtulurdu buyurmuş. Kabir sıkıntısı ehl-i sünnet vel cemaat itikadında haktır. Ayet-i celleler de var. Yani kabir sıkıntısı yoktur falan filan diyen kimselere karşı tekrar hatırlatıyorum. Biz sabah akşam Firavun'u ateşe şey ederiz, atarız diye ayet-i celle var. Halbuki şu anda cehennemde kimse yok. Cennette de kimse yok. Mahkeme-i Kübra'dan sonra cennette, cehennemde kimler girecekse onlarla doldurulacak. Şu anda işte kabir azabı var. Bu ayette madem cennet boş, cehennem boş, cehenneme atılacak olan tanrılık iddiasında bulunmuş olan Kur'an-ı Kerim'de de Musa Aleyhisselam'ın şeysiyle olaylarıyla kafir olduğu, Allah'ın düşmanı olduğu ortada olan bir Firavun sabah akşam ateşe sunulur, atılır, arz olunur ifadesi demek ki cehennemden önce de bir azap var. Ne azabı o? İşte kabir azabı. Ayette böyle sabit. Bir de şimdi böyle çok hadis var. O çok hadislerden birisi de bu. Eğer kabir azabından herhangi bir kimsenin kurtulması mümkün olsaydı arkadaşınız Sa'd bin Ebi Vakkas kurtulurdu buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aşere-i mübeşşere caminin şu etrafında gördüğünüz kimseler genelde 10 sahabi olur bunlar ama bazen halife, 4 Raşid'in halife bir de Hasan Hüseyin'i yazıyorlar. Burada da öyle. Başka yerlere ismini yazıyor. 10 sahabi var. Daha dünyadayken cennetlik oldukları Efendimiz tarafından duyurulmuş, müjdelenmiş kişilerden birisidir. O bile kabir azabından kurtulmadı buyuruyor Efendimiz. Sümme ferracallahu anhu. Kabir sıktı. Sonra Allah o sıkıntıdan onu kabir sıkıntısından süratle seriyan kurtardı. Evet. Böylece kabir ilk şeysi olduktan sonra tabii
münkereyn dediğimiz sorgucu melekler de geliyor. Başka hadislerde burada o yok. Başka hadislerde o da var. Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim, kıblen neresi, kitabın ne, kimler senin kardeşin gibi sorular soracaklar. Müminler Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, peygamber Muhammed Mustafa, müminler kardeşim, kıblem Kabe, peygamber Muhammed Mustafa, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diye cevap verecekler. Rahatça cevap verenler, biz zaten diyecekler melekler, senin böyle olduğunu biliyorduk, rahat yaşa. Evlenen delikanlıyla gelinin ilk gecesi gibi rahat yaşa kıyamete kadar deyip onu bırakacaklar. Ama kafirler, kafir olana azap var, ayet okuduk. Bir de Müslümanlar görüp Müslüman görünen ama başka gittiği zaman bu Müslümanlardan illallah bunlar falan diyen takım var. Ama bakıyorsun bayram namazında, cuma namazında görüyorsun. Şimdi böyle idare edenler de var. Müslümanlar görünce Müslüman olan ama bütün karşıt gruba girince de ya onlarla iş ediyoruz falan diyen öyle kimselerle siz de karşılaşmış olabilirsiniz. Biz çok karşılaştık. Onlara soru sorurken bu Muhammed diye bir adam vardı. Çok laubali, saygısız bir ifadeyle. Ne diyorsun bu adam hakkında? O da onların bu saygısız, edepsiz tavrıyla öyle bir adamdan bahsediyorlardı. Biz de işte herkese öyle dedik filan diye. Aynı dünyada söylediği gibi söyleyecek. Biz zaten senin öyle bir münafık olduğunu biliyorduk deyip azap edecekler. Ama azap sadece kafirlere devamlı, münafıkları da işte Allah'ın takdir ettiği şeye kadar. Halis müminlere de bir kabir sıkıntısı var. Sa'd bin Ebu Vakkas İran Fatihidir. Hazreti Ömer halife seçildiği zaman İran boş durmuyor. Şimdi de boş durmadığı gibi. Onun İslam devleti ve Müslümanlar için büyük tehlike olduğunu görmüş Hazreti Ömer. Halife seçilir seçilmez orduyu toplamış. Demiş cemaate Mescid-i Nebevi o zaman şimdiki bizim millet meclisi kararlar orada veriliyor. Demiş hakkınızı helal edin. Ben demiş ordunun başında orduyu topladım. Ordunun başında İran fethine gidiyorum. Cemaat demişler ki sahabe-i kiram Rıdvanullah Teala aleyhim ecmain kesinlikle de gidemezsin. Sen gidersen bir başkası halife oldum, olacağım diye ortaya çıkar. Müslümanlar birbiriyle çarpışır, Müslüman kanı akar. Kesinlikle gidemezsin demişler. Evet, müminlerin işi istişareyledir. Ve emruhum şura beynehum. Onun için soruyor onlara. Müminler istişare derler. İstişare sonucu da bu çıkınca cemaatin tamamı böyle hayır demişler. Kesinlikle gidemezsin. Sen devletin başında olacaksın. O da peki demek zorunda kalmış. Peki demiş. Sa'd bin Ebu Vakkas'ı kumandan tayin etmiş. Orayı fetheden Sa'd bin Ebu Vakkas'tır. Biz Çin'de Sa'd bin Ebu Vakkas'ın türbesini gördük. Ben tarihçi değilim. Ne derece doğru bilmiyorum. Ta oraya kadar gitti mi? Halbuki burada ifade edildiğine göre sanki Medine'de olmuş bu olay. Ya da oradan tabii peygamberimiz için uzak yakın söz konusu değil. Onu da söylemiş olabilir. Öyle bir kayıt yok. Evet, orada medrese de var. Osmanlılar yapmış o medreseyi. Osmanlılar sağlam iş yapar. Benim şeyim o, kesin kanaatim. Ben tarihçi değilim ama Osmanlılar medrese yaptığını göre dedim. Bu işin aslı var demek ki. Ben de ziyaret ettim orasını. Evet, Allah bizi bu kabir sıkıntısından kurtulanlardan eylesin inşallah. Ama ilk bir darbe herkes yiyecek. O bile yemiş. Ondan sonra da kurtulmuş. Süratle kurtulmuş. Kurtulduktan sonra da işte diyor ki güzel müminin kabri Ravzatü'l Cennan. Cennet
cennetlerin cennetlerden bir bahçe, cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Evet. Ravdatun min riyadil cenne. Hakikaten öyle olur. Tabii oraya gidip gelenler yok. Hakikaten de olabilir. Cenab-ı Hak için her şey mümkündür. Allah'ın kudreti her şey yeter. Hakikaten cennetin bahçeden bir bahçe haline getirebilir Allah. Tabii bu dünya şartları değil. Orası başka, ahiret alemi. Veyahut da yani cennette nasıl rahat ediyorsa öyle rahat eder şeklinde anlayanlar da var. Anlayanlar da var. Evet. Bir kısmı da diyorlar ki sorusu çok basit. Çok rahat cevap verir. Hiç sıkılmaz, terlemez, bunalmaz. O manadır filan diye çeşitli yorumlar yapmışlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fıkıh ekberinde ve o yolda giden Ehl-i Sünnet inancında ruh maal ceset, hem zevk alma, rahat etme var. Sadece ruh değil, ruh maal ceset. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaburgaların birbirine geçtiğinden bahsetti, görüyorsunuz. Bu Buhari hadisidir, Müslim hadisidir, bütün hadislerde var. Kaburga kemiklerinin birbirine geçmesi maddi bir şey. Evet, kaburga kemiğinden söz ediyor. Onun için Ehl-i Sünnet inancı kabir azabının ruh cesetle, ruhla beraber olacağı hakkındandır. Ama bakıyoruz, görmüyoruz biz. Orasının şartları başka, dünya şartlarından farklı. Efendimizin ifadesi budur. Evet, kafire gelince onun sıkıntısı, azabı devam eder. O sanki cehennemde kalmış gibidir. Fasık ise, fasıka gelince fasık günahkar mümin demek. Tabii fasıkın kafir olan kısmı da var. İslam'a inanmayan da fasıktır ama itikaden fasık. Burada amelen fasık kastediliyor. Yani inanıyor ama içki içiyor, sigara içiyor, efendim yalan söylüyor vesaire. Fasık, yalan söylüyor. Bu fasık bunların diyor, günahkar olan müminlerin, öteki güzel müminin anında Allah kaldırdı. Tattıktan sonra onların feyatuluhu damme, onun kabir sıkması devam eder. Uzun süre devam eder. Uzun süre devam eder ama kafir olmadığı için de ondan sonra gene yeri durur. Kafir devam eder kabrin sıkılması ve cehennem çukurlarından bir çukur olur. Gerçekten veya mecazen böyledir. Evet. Birçok haberlerde kabir azabının kesintisiz devam edeceğine dair haberler vardır. Bazılarında da kurtulur diye kabir azabının devam etmeyeceğine dair haberler vardır. Evet, bu kafirler için devamlı, fasıklar için işte günahı onların da devam edeceği şeklinde sonuca bağlanmış. Evet. Şimdi bunun için ne yapmak lazım? Herkes bu süzgeçten geçeceğine göre, biz de buna inandığımıza göre, Tirmizi'de Ebu Said Hudri'den nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz لَوْ اَنَّكُمْ اَكْسَرْتُمْ ذِكْرَ هَادِمَ الْلَذَّاتِ, bunu öleceğinizi, ölümü, kabir azabını sık sık hatırlayın. Dengeli yaşamak için, yan yön basmamak için, aşırılıklardan kurtulmak için ölümü çok hatırlayın. هَادِمَ الْلَذَّاتِ. Şimdi elinize bir iğne batırıp dur falan diyorsunuz. Teneşir tahtasını koyuyor. Hoca suya bakmamış. Sıcak mı soğuk mu, sıcak suyu bir döküyor. Öf yandım diyebiliyor mu lan? Diyemiyor. Yani bu tat şeylerini, dünyadaki tat şeylerini kaldıran şey ölüm. Bu dünyadaki duyguları kapatan kapılar, kapıdan şey ahiret alemindeki duygular farklı. Evet. Evet. Tut'imu et-ta'am ve takra'u es-selam ala men arafta ve men lem ta'rif. Evet. Birisi gelmiş demiş ki ya Resulallah, elhamdülillah Müslümanız.
Müslümanların da şeyleri var, dereceleri var. Müslümanlığın da derecesi var. En güzel Müslümanlık hangisidir? Biz de öyle Müslüman olalım ya Resulallah. Cevap şu: tut'imu ta'am. İnsanlara yemek yedirirsin. Evet, insanlara yemek yedirirsin. Yemeye, ekmek yemeye, su içmeye, tat almaya, ayrıca misafir ağırlamaya, başkasına bunları yedi diye bir şey vermeyin, hepsini içine alan bir şey. Yemek yedirirsin. Ve takravu esselamu ala men arafta ve men lem ta'rif. Mümin olmak kaydıyla, Müslümanlardan olmak kaydıyla, yaşlı, genç, orta yaşlı, büyük yaşlı demeden, fakir, zengin demeden, şu kabileden, bu kabileden, şu sülaleden, bu sülaleden demeden, mümin, Müslümanlardan olan kimseye gördün mü, rastladın mı? Tanı tanıma. Tanıdığın mı, tanımadığın her Müslümana selam verirsin. En güzel Müslümanlığı tarif ediyor. Yemek yedirirsin. Tanıdığın tanımadığın her Müslümana selam verirsin. Neden? Çünkü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, bunu kalben tasdik eden ve bize de söyleyen bizim yanımızda da mümindir. Allah'ın katında da mümindir. Müminler de kardeştir. El müminun kulluhum ihva. Tüm müminler de çok günahkar, az günahkar, temiz mümin, hepsi iman sebebiyle kardeştirler. Müslümanlar da imanlı insanları rastladıkları zaman kardeşlerine selam verirler, yemek yedirirler. Evet, bu hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı, Buhari, Müslim, Nesai, İbn-i Mace, tüm hadisciler Abdullah İbni Amr İbni'l-As'dan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, bu demek ki zaman zaman müminlerin birbirlerine gidip davet etmeleri, beraber olup yemek yemeleri ve karşılaştıkları zaman mümin olmak kaydıyla selam vermeleri güzel Müslüman olmanın yollarından birisidir. İnne racülen se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem eyyül İslam hayrun, işte hangi İslam en hayırlıdır deyince bu cevabı vermiş. Tuadu es-salatu min kadri dirhemi mineddem. Şimdi namaz Allah'ın emirlerinden birisidir. Günde 5 vakit, vitir bize göre de mecburi, vacip. Onun da 6 oluyor. Ama yatsının arkasından kılınıyor. 5 vakit diyoruz. Bu 5 vakit namaz Allah'ın kesin emirlerindendir. Harpte bile geçirilmez. Harpte bile asker ikiye ayrılır. Bir kısmı çarpışırken bir kısmı kılar. O kıldıktan sonra ötekiler gelir. Böyle bir namaz usulü var. Hiçbir durumda geçmesine cevaz vermiyorlar. Namazın geçirilmesine cevaz verilmiyor. Öyle dinin direği olan bir şey. Bunun da geçerli olması için 12 farzı var. İşte 6'sı dışında, namaza durmadan evvel 6'sı içinde diyoruz. Evet, o namazı kılmışız. Tamam, abdestimiz var, kıbleye dönmüşüz, niyet etmişiz, Allahu Ekber demişiz, farzları. Ondan sonra Kur'an'dan okumuşuz, rükûa gitmişiz, secdeye gitmişiz, böyle tamamlamışız. Farzlar var, sünnetler de var, namaz tamam. Bir baktık, ayağımızı bastığımız yerde pislik var, görmemişiz, bakmadan durmuşuz, kan var. Kan necistir, akan kan necistir. Yerinden, içimizde bizim hepimizin kan var. Bu değil. Dışarı çıktı mı, aktı mı necis olur, pis olur. Necaseti galize, ağır pislik.
İnsan dışkısı hakeza öyle pistir. Abi baktın, Allah Allah, namaz kıldığın yerde böyle pislik var. Elbisen de bir baktın, pislik var. Evet. Birisi gördü, ya dedi, senin pantolonunda, ceketinde, ya pantolonunda baksana. Halbuki o pantolonla sen kaç zamandır namaz kılıyorsun. Gördün. Görmesen problem yok. Uyarmasalar seni problem yok. Öyle gidecek. Ama görünce hadesten taharet, necasetten taharet. Namazın olmazsa olmaz şartlarından necaset var. Bunun ölçüsü ne? Bu pislik ne kadar olursa namaza engel olur, ne kadar olursa affedilir. Tabii bu konuda biz İmam-ı Azam Hazretleri'nin görüşünü size arz edeceğiz. Eğer sıvı, kan, idrar, sidik gibi olursa pislik, şu el ayası kadar, parmakları çıkarın, şu el ayası kadardan küçüğü affedilir. El ayası kadar oldu mu o namazı iade etmek lazım. Yıkamadan o elbiseyi giymemek lazım. Aşağıda varsa onu da yıkamak, o namazı iade etmek lazım. Kan böyle, sidik böyle. Ağzın hacimli olur, insan dışkısı gibi veya başka leş, kan, pıhtısı olmuş. Böyle şeyler olabilir. Bunların da İmam-ı Azam'a göre hadis-i şerif var. İmam-ı Azam Hazretleri'nin dayandığı, doğrudan doğru onu esas almış. Burada tuadül es-salatu, namaz iade edilir. Min kadri dirhemi, min eddemi, pislikten bir dirhem. Bir dirhem 3.2 gram demek. Bugün gramımızla, yani pisliğin toplamı 3.2 gram tutuyorsa namazı iade edeceksin. Ondan aşağısı affedilir. Yani iyi değil. Yani gördün, yıka. Yıka. Ama 3.2 grama kadar pislik ulaşınca kadar namaz geçerli. Abdest alamayacaksın, iade edemeyeceksin. Yerler olur. Bu ölçüyü koymuş. Bu hadisten dolayı. Bu hadisten dolayı. Bu arada sıvılarda da el ayası kadar olan şey. Evet. İdrar saçıntısı, pislik saçıntısı. İğne bakışı kadar, başı kadar olmak kaydıyla. O namazı bozmaz. Bu fetvaları vermiş İmam-ı Azam Hazretleri. Talebeye ders verdikten sonra evine gidiyor. Giderken talebeler de, hocam derste böyle söyledin işte falan filan diye sorarlar ya. Hocaların peşine takılır talebe. Takılmışlar ya, hocam derste böyle söyledin filan filan diye soru sorarlarken, çarşıdan geçerken, eskiden araba yok, at arabası var. At arabası İmam-ı Azam'a 9 arşın mesafede. Kitaplarda kayda göre apışmış, salıvermiş. Şar diye salıvermiş. İmam-ı Azam Hazretleri eve gelmiş, 7 defa yıkamış, yıkattırmış elbisesini. Demişler, hocam camide sen iğne başı kadar olduktan sonra zarar vermez dedin. O fetva demiş. Bu takva. Evet. Yani iyisi. Şimdi İmam-ı Azam hem insanların kurtarmaya çalışmış. Şimdi kaldırımdan gidiyorsun. Yağmur yağıyor, akıyor su. Hiç düşünmeyen, aklı iki karış yukarıda olan bir sürü genç var, biliyorsunuz. Fıç diye geçiyor yanından. Bundan korunmak mümkün mü? İmam-ı Azam bunları kurtarmaya çalışmış. Keza haçta da her türlü insan geliyor. Bizden de, dünyanın her tarafından da fıkıh bilmeyen bir sürü adam var haçta. Eskiden imkanlar da çok şeydi, kıttı. Tuvalet yoktu mesela. Evet, adamların kültüründe tuvalet fazla yok. Şimdi ama her tarafa tuvaletler yapmışlar. Güzel duşlar falan yapmışlar. Ama eskiden yoktu. Afrika'dan gelen, şuradan buradan gelen adam giriyordu mesela, benim gördüğüm bir keresinde Arafat Mescidi'nde 5 tane taş almış yanına.
kucağında tutuyor. İçeri girecek. Halbuki muslukta su var. 1969'da gördüm. Peygamber taşla silindiğiniz zaman 3 veya 5 veya 7 ifadeler var ya, aklına o kalmış, taşla silinecek. Taş hazırlamış. Giriyor içeriye, silip atıyor. Silip atıyor. Tabii ne olacak? Delik tıkanıyor, doluyor. İşte o zaman nasıl olacak bu işler? İmam Azap böyle müminlerin zor durumlarını düşünmüş. Bulabildiği ölçüde onları kurtarmaya çalışmış. Öyle bir fetvalar vermiş. Bu hadise dayanarak işte bir dirhem miktarından dolayı namaz iade edilir. Namaz iade edilir. Evet. Mesela namaz kılınan, arz ettiğim gibi namaz kılmış, bitirmiş, bir bakmış namaza durduğu tebeyyene ennehu kâne bimekânihi ev bimelbûsihi ev bedenihi kadru dirhemin mineddem ev nahvi minen necâsâtil galîzâ. Namaza durduğu üstünde kilimin, halının üstünde veya giydiği, namaz kıldığı elbisenin, elbisede bedeninde görmemiş bir elbise çıkan, bir bakmış bacağında el ayasından çok kan var mesela. Ne zaman kanadını bilmiyor. İşte böyle durumlarda namazı yu'idu salatuhu, mümin namazını iade eder. O elbiseyi ne zaman giydi, o yerde hangi namazlar kıldı bir hesap yapar. İşte şu zaman üstümde kan yoktu ama şimdi kan var. Ne zaman kanamış olabilir? İşte ben şu gün yattım, alıp dönerken sivilce patlamış da şöyle. Hani ona göre karar verecek. O andan itibaren kıldıkları namazı kaza edecek. İade eder diyor. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bize bu hadisleriyle evet bize bildiriyor. Tahrakudni Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan hazretinden evet ta'afav fîmâ beyneküm fîmâ belegani min haddin fakat vacebe. Evet, şimdi insanlar dünyaya imtihan için gelinmiş. Şunlar suç, haram, bunlar helal, mubah denmiş. Akıl, irade verilmiş. Peygamber gönderilmiş, kitap gönderilmiş. Her devirde şeriatın hükümleri muamele bakımından farklı. Ama itikat bakımından Allah bir, işte hangi zamandaysa İdris peygamber, İsa peygamber o devirdeyse. Ama şimdi tüm Kur'an'da geçen peygamber, peygamber, Muhammed Mustafa peygamber. Buna inanacak. Burada bir şey yok. Şeylerde, pratikte, muamelat kısmında farklar var. Şimdi haram olanı istemiş bir kimse. Mesela hırsızlık yapmış. Başkasına bir kötülük yapmış. Mesela yaralamış. Mesela bir suç işlemiş. Diyor ki Peygamberimiz mahkemeye gelmeden, bana gelmeden, Peygamberimiz kadı, devlet reisidir, kadıdır, imamdır, aile reisidir, peygamberdir. İnsanları her konuda önderdir. Kadılık da yapıyor. Sonra Ebu Bekir yaptı, sonra Ömer yaptı. Sonra kim geldiyse onlar yaptı veya onlar görevlendiriyor. Sen kadısın, hakimsin, sen hakimsin diye. Böyle de olabilir. Çoğaldığı zaman davaya insanlar çoğaldığı zaman görevlendirir. Şimdi olduğu gibi. Diyor ki böyle suç işlediği zaman şahsi suçlarsa, bir adamın mesela gıybet etmek suçtur. Gıybet nedir? Senin kişiliğine zedeleyen bir söz sarf etmektir. İlla bu katildir, eşkıyadır değil. Bu dangalan tekidir. Bu insanın kişiliğini zedeleyen bir sözdür. Herkesin nazarında onun şeyini, kişiliğini zedeler. Mesela böyle bir şey söylediği zaman diyor ki hemen koşup mahkemeye başvurmayın. Bana getirmeyin olayı.
Evet. Gıybetin şeysi vardır. Mahkeme götürürseniz cezası var. El kesme hırsızlıktan oluyor. Adam kasten adam ölürse öldürülüyor. Efendim evli kimse zina ederse rejim ediliyor. Bekar zina ederse tabii 4 şahit o vaziyette görmüş olacak, erkek şahit. Cezalarda kadınların, ceza vermelerde kadınların şahitliğini kabul etmiyor İslam hukuku, erkekler. Zorlaştırmış yani ispatı, ağır cezalar var çünkü. Mesela insanları yok etmek değil, bu suçların işlenmesini önlemek. Korkudan ağır cezalar vermiş. Cezaların infaz edilmesi için de karar verilmesini çok ağır şartlar getirmiş. İspat bakımından zorluklar getirmiş. Gıybet mesela böyle insan öldürmek gibi, kafa koparmak gibi bir şey değil. Yaptın, şikayet etme diyor. Birbirinizle helalleşin diyor. Mesela parasını çalmış falan, pişman ol. Mümin ise bu, yarın ahirette herkesin huzurunda, mahşerde benden hakkını alacak, Allah teşhir edecek. Bunları bilen insan, mümin, pişman olup al arkadaş kusura bakma, hakkını helal et. Helalleşin diyor. Helalleşin, mahkemeye gelmeyin. Ama diyor ki فَمَا بَلَغَن۪ي مِنْ حَدِّنْ فَقَدْ وَجَبَ. Bana getirdiniz mi? Kadıya şikayet dilekçesi verdiniz mi? Veya şifahan şikayet ettiniz mi? Artık iş açığa vurulmuştur. Ben gereğini yaparım. Burada af yok. Mahkemeye çıkıncaya kadar ya vazgeç ya, hadi karışın ya, helalleşin ya. Evet, İslam'da sistem bu. Ama o zamana kadar araya girersin, davalaşmayın. İnsanlık olabilir filan. Ama ortaya çıktıktan sonra hakime rüşvet vermek, hakime onun hatırından çıkamayacağı adamları götürüp bunu idare et işte filan filan, bunlar kesinlikle yanlış. O zaman neyse cezası alacak diyor. Mekke'nin fethi günü o kıyam hengamda tabii o telaş var, böyle bir otorite daha sağlanmamış fethi zaman, bir asil kadın sülalesi böyle bir tanınmış bir kadın dayanamamış, çalmış. Evet, sonra da yakalanmış. Tabii yakalanınca hırsızın eli kesilecek tabii. Ya Resulallah demişler, bu meşhur bir adamın kızı, karısı bunu, ama bunu elleme işte. Vallahi diyor, kızım Fatıma hırsızlık etseydi ve bana getirilseydi elini tereddütsüz keserdim. Mahkemeye intikal ettikten sonra aracı olmak kesinlikle haram. Kesinlikle haram. Ama ondan evvel araya girebilirsin, barıştırabilirsin. Gelin, anlaşın. Ödenecek bir şeyse ödeyin filan diye davadan vazgeç. Öyle yapın diyor. Doğrudan doğru bana getirmeyin. Çünkü insan bu. İnsan beşer, durmaz, şaşar. Herkes öyle yapıyor. Ama mahkeme geldikten sonra bu gibi şeyler asla olmaz. Adalet uygulanır kim olursa olsun. İslam budur. Evet, onu söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud, Nesai, Amr ibn-i Şuayb'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Taahhüdün nas. Evet, bir tezkira. İnsanlara, şimdi bana söylüyor ama, hocalara söylüyor ama siz de hocasınız. İnsanlara devamlı vaaz edin. Haramdan, helaldan, dinden, imandan bahsedin. Evet, bu diyor bak. Dikkat edin. Devam edin. Taahhudu. Devam edin. Hepiniz. Din nasihattır. Öğretmezseniz din kaybolur. Haramlar bilinmez olur. Geçenlerde de söyledim. Polonya'da Müslümanlar var şimdi. Vaktiyle orada
İslam orduları gitmiş, Müslüman olmuşlar. Müslümanlığı bırakmamışlar. Müslümanız diyorlar ama cami de var. Fakat cuma günü geliyorlar. 5 vakit kalkmış. Cuma günü geliyorlarmış. Camide vodka içip dağılıyorlarmış. Cuma bu hale dönmüş. Öğretilmeyince cumanın şartları nedir? Nasıl kılınır? Bunları öğretilmeyince bu hale gelmiş. Korkuyorum Türkiye'de bu hale gelecek. Çünkü işte şu bu vesilelerle kavga çıkmasın diye her vaiz hukukçu değil. Ben hukukçuyum. Suç olacak yerde duruyorum. Ya da kanunu çiğnemeyecek şekilde bahsediyorum. Ama öbür tarafta her kanunu bilmediği için bir sürü olay oluyor. Veya bir cumadan cumaya gelenlerin kapasitesi var. Yükleri götürebileceği hükümler var. Bir de 5 vaktin kılan, Allah'tan korkanın cemaatin durumuna göre kellimin nase ala kadri ukulihim, kapasitelerine göre konuşun diyor. Yavaş yavaş olay çıkarmadan kademe kademe dini öğretin. Evet. Şimdi bakıyorsunuz köpek, at, deveden bahsediyor Peygamberimiz. Çünkü karşısındaki adamlar çölde yaşayan, köpekler yatıp kalkan, gece gündüz deveyle uğraşan, atla uğraşan insanlar. Şimdi şey, işte o adamları anlatabilecek, yani söyledikleri söyler farklı. Ebu Bekir, Ömer karşısında onları söylerken farklı kapasite onların şeysi. Ona göre işte insanlara da böyle kapasitelerine göre mutlaka bu vaaz-ı nasihat ediniz. Evet. Ettebul mev'ize, siz de bir edin. Edenin siz de dinleyin ha. Siz gelmeseniz ben burada kime konuşacağım? Duvarlara mı konuşacağım? Vaize de ihtiyaç var, cemaate de ihtiyaç var. Hem vaaz edin, vaaz ettiği zaman birisi dinleyin ve devamlı edin. Bunda taahhüdü kelimesi var. Devam edin. Hepiniz bu görevle görevlisiniz. Ben hoca değilim. Ha, hocasın. Evlenen adam evin hocasıdır. Karısının açık gezmesinden haram bu. Ört başını demek zorundadır. Öğretecek. Namaz kılmadığı zaman namaz kılmak Allah'ın farzıdır. Kılmazsan bak ben şey etmem. Bir vakit namaz için 50 bin sene yanacak diye ayet var, hadis var filan diye öğretmek zorundadır. Oğluna kızına öğretmek zorundadır. Birinci derece sorumlu koca, kocasından sonra da annedir. Yani siz de evinizin hocasısınız. Oh, bu hocaların aleyhinde değil, siz de hocasınız. Siz de hocasınız ve sizin ailede bunu yapmanız farz-ı ayın. Camide yapmamız farz-ı ayın değil. Çünkü mesleğiniz hocalık değil sizin. Ama benimki farz-ı ayın. Yani ben burada konuşmakla borçtan kurtuluyorum. Farz-ı ayın bana, adım hocaya çıkmış. Bildiğimi aktarmazsam hesabım çok zor. Ateşten gem vuracaklar. Sen de aile reisi olarak hanımına, çocuklarına öğretmezsen aynı gem sana da vurulacak. Orada farz-ı ayın. Burada hocalara farz-ı ayın. Bu böyle devam edecek insanlara. Yapmazsanız işte o Polonya'daki Müslümanlara dönür. Her şey kalkacak. Şimdi korkum şu. Olay çıkmasın, kavga olmasın filan diye. Kardeş olun, birlik olun, temiz olun, birbirinizi sevin. Hep konuşmalar böyle. Hocam gusül etmesini bilmiyor herif. Abdest almasını bilmiyor. Örtünmek farzdır. Geçen gün işte arz ettim. Hanımefendi geldi, dedi ki başı açık. Bu örtünme dedi bir şey değil mi? Gelenek değil mi? Yok dedim, Allah'ın emri. Gelenek olarak görüyor bak. Öyle görmüş demek ki. Ayet var dedim, istersen dedim. Resmi tefsire bak, şuraya bak dedim. Duymadığı zaman aha böyle karşılar. Böyle karşılar. Şimdi açık gezmek günah arkadaş. Bu benim kanaatim değil. Allah'ın emri. Kadın yüzü, eli, ayak hariç diyor. Peygamber de tarif etmiş.
böyle söylüyorum. Kanın kısmı demiş, burası, burası hariç hiçbir yerini mahremi olmayan, yani evlenebilecek kimselere gösteremez. Ya Esma demiş Peygamberimiz Ebu Bekir'in kızına. Çünkü Ebu Bekir'in kızı Ayşe Hanım'ı değil mi? Esma anamız da kardeşini gelmiş ziyarete. Kardeşinin evi gelince sıcak memleket, saçını başını açmış, sele serpe dururken Peygamberimiz çıkmış gelmiş. Eniştesi yahu. Hemen dönmüş geri. Esma demiş, kadın kısmı, buluğa erdi mi burası, burası hariç kimseye demiş başka yerini gösteremez. Hemen o da tabii öğretiyor yani. Biz de öğreteceğiz arkadaş. Öğretmezseniz tabii iyileşir gider, normalleşir gider. Şimdi sokakta bunlara karışmayınca hoca camide, kardeş olun, birbirinizi sevin, birbirinize küsmeyin. Doğru da onlar da var da bu da var ama yani bunu hatırlat. Kabul etmez etmez o şimdi tabii, şimdi bir şey diyemiyorsun, kanun serbest bırakmış. Ama İslam hukuku uygulansaydı görevliler müdahale ederdi ona. Çünkü başkasına kötü örnek oluyor, ahlakını bozuyor diye. Kamu yararı için, kamu yararı için müdahale ederdi. Yani şimdi hocalar bunu hatırlatmak zorunda. Onu diyor Peygamberimiz. İnsanlara vaaz etmeye devam edin, sakın bırakmayın. Unutulur gider sonra. Unutulur gider. Evet. Şimdi ben Tekirdağ'da Cuma'ya gittim. Neyse konuştuk orada da hiç bu konulardan söz edilmiyor. Camide cemaat saffı nasıl olur? Bu hoca görüyorsunuz duruyor maşallah. Doldurun diyor. Birinci sınıfı doldurmaz, iki de durmayın. Adam buraya yığılıyor, orla boş. En çok sevap birinci safta. O dolunca ikinci sınıfa geçiyor. Peygamberimizin sözü böyle. Bunu bilmiyor. Arkada duruyor, oraya gitmeye üşeniyor. Evet, şimdi camide burada üç kişi var. 20 kişi daha kapının yanında durmuş. Buradaki imama uyuyor. Olur mu? Bir de şadırvan yanı gölge, ok serin. Oraya durmuş 15 kişi. Gittim camiye ben. Bahçede ağaçlar var. Şadırvan var. İçeride hoca. Girdim. 15-20 kişi imamın arkasında. Cami bomboş. Bahçenin şu ağacın dibinde 15-20 kişi. Şu ağacın falan çadırların gölgeliğinde de bir 15. Dedim hoca, söyle bunlara. Böyle cuma kılınmaz. Ön safı doldurmaları lazım. Camiyi doldurmaları lazım. Şimdi müezzin bile arkada duramaz. Hocam ben burada durarsam ayakkabılar çalınıyor. Sen hırsızlık memurusun öyle mi? Sen insanlara imamın sözünü tebliğ etmeyle, onları tesbih şunda bunda önderlik etmekle yükümlüsün. Sen hırsızlık memuru değilsin ki. Yani şimdi öyle diyor. Ta arkada duruyor. Burada baksana hocam, tanrıya yapmışlar. Burada sen gene yakın da. Birçok camilerde en arkada. Bu müezzin mahfeli denir buna. O zaman camiler doluyordu beyefendi. Camiler doluyordu o zaman. Görmüyor musunuz? Bir mahallede kaç tane cami var? Dolmasa ne yapsın herif? Şimdi cumadan cumaya, bayramdan bayrama, vakit namazlarında burada üç kişi var, müezzin ta orada, olmaz. Gelecek, safa katılacak. Doğrusu bu arkadaş. Namazı kabul mü değil mi tartışmalı. Şimdi siz de bunu bilmelisiniz fıkıh açısından. Birçok imam diyorlar ki etimmü saffel mukaddem, peygamberin kesin emridir. Önündeki safı doldur, tamamla. Arada doldurmuş, doldurmamış. Kaç caminin yarısı boş, arkada müezzin. Müezzinle hariç diye bir kayıt var mı orada? Yok. Yahut da sonradan gelenler veya da işte buraya kadar yürümeye üşenenler arkada da durabilir. Caminin neresinde olursa olsun namaz kılınabilir. İmama öyle bir kaydı var mı? Ön safı doldur diyor peygamber. Sana nizam, intizam öğretiyor, disiplin öğretiyor.
Bu bakımlardan diyorlar müezzin namazı kabul değildir. Ben fetva vermiyorum. Cevat Hoca böyle dedi demeyin. Bana kızıyorlar çünkü. Ben ulemanın sözünü aktarıyorum size. Kabul değildir diyorlar. Gelsin buraya eklensin. Bazıları diyorlar ki caminin içi olmak kaydıyla buradan bir yol geçmiyor. Kimse buraya yol yapmıyor ya. Neresine durarsa dursun sünnete aykırı olmakla beraber, kerahat olmakla beraber geçerlidir diyorlar. Şimdi böyle dini işlerde bir hoca böyle söyledi, bir hoca böyle söyledi, şüphe var. Değil mi? Hangisi doğru acaba? Şüpheli şeylerden uzak kalın diyor Peygamberimiz. Genel kural bu. Şüpheli şeylere yanaşmayın. Garantilisin yap şunu ya. Gel şuraya uy. Ama böyle bir tartışmalar var. Onun için arkada durmayın. Ön safı doldurmadan ikinci safa durmayın. Peygamber emrini çiğnemiş olursunuz. Şimdi bunu Peygamberimizin bu sözünü duyan sahabi var. Ebu Bekra. Ebu Bekir değil. Ebu Bekra adında. Geç kalmış. Bir bakmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükuya gitmiş. Camiden gidince rükuya gittiğini görmüş. Allah-u Ekber demiş kapının önünde. O da rükuya gitmiş. Rükuya gitti de yürüyor. Semihallahu aleyhi de Rabbena lekelam derken yürüyor. Secdeye giderken yürüyor. Secdeye kapanken yürünmez. Evet böyle işte secdeden kalkmış iki rekatta yürüyor filan. Önemli fıkıh meselesi bu. Bu adamın namazı geçerli mi geçerli değil mi? İşte o adamların dayandığı olay bu. Peygamberimiz önden gördüğü gibi arkadan da görüyor. Ebu Bekir demiş cemaata olan hırsını takdir ediyorum ve de safı doldurma konusunda şeyini takdir ediyorum ama demiş bir daha böyle yapma. Namazda yürüyor çünkü. Namaz böyle vakar huşuyla evet la salate illa bi huşu peygamber sözü de huşusuz namaz olmaz. İnsan yürürken huşu olur mu lan? Ama iadet dememiş. İadet dememiş. Ön safı doldurun tamamlayın dedi ya. Diyor ki alimler bu tamamlamadır. Eksiltme olmadığı için peygamberine iadet demedi. Şimdi böyle şeyler var, yorumlar var. O kaçırmıyor rekatı diye oradan hem rüküye gidiyor hem de yürüyor. İadet dememiş, bir daha böyle yapma demiş. Bir daha böyle yapma dediğine göre iyi bir şey değil yani. Ha o anlaşılıyor. Bunları bilmek lazım. Bilmek lazım. Göğsünüzü kıbleden çevirirseniz zaten namaz bozulur. Çünkü namazın farzından birisine istikbali kıble. Kıble farzı yok. Secde-i sevgüle filan tamir olmaz. 12 farzdan biri yok, namaz yok. Böyle bir olay var. Yani onun için siz hani korkulu rüya görmektense uyanık yat diyorsunuz ya, doğrudur. Böyle kavgalı şeylere sağlamını yap ya Allah Allah uğraşıp duracağına. Evet, bunları da öğretmek lazım. Onun için hoca tamam kardeş olduk da aç bakalım şu haram helal kitabını diyeceksiniz. O da size öğretmek, Diyanet'in de emri var zaten. İlmihal bilgilerini öğretin diye. Ama vatandaş istekte bulunmayınca bu işler unutulup gidiyor. Siz de böyle haram helal fıkıh kitaplarının Türkçeleri var. Mesela Dürer Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin hocası Molla Hüsrev'in yazdığı Dürer kitabı. Muteber bir fıkıh kitabıdır. Asırlarca Osmanlı medreselerinde okutulmuş sağlam bir fıkıh kitabıdır. Tercüme edilmiş şimdi. Alın onu okuyun. Veya hocaya hocam haftada bir gün olsa bir fıkıh dersi yapalım. Şu kitaptan siz söyleyin. Diyanetin emri var. Bunlar öğretilmezse hep kardeşlik, temizlik hikayeleri giderse iş onlar kötüdür demiyorum. Bu tarafı kalır. Aynı haçta böyle görünüyor. Dünyanın her tarafında aynı bizdeki gibi. Adam hacca gelmiş, sağlam Müslüman olmasa ne iç var haçta? Bakıyorum ben hiç haberi yok fıkıhtan. Yani bilgi kıtlığı kıyamet alameti. Bilgi azalır. Kıyamet çabuk kopsun istiyorsan tamam.
Yok, okumasın, felaket bir şey. O zaman öğren, çocuğuna öğret, arkadaşına öğret. Vaaz edin, vaaz etmeye devam edin ve de vaaza gidin. Tabi olun. Uttubul mev'iza. Arayın vaazı. Hocam vaaz et deyin. Hangi camide konuşuyorlar bu mesele? Gidin oraya. Talep edin, arayın diyor güzel peygamber. Ve huve akva lil alemine. Evet, demin söylediğim şey bu. Bu Allah'ın dinini ayakta tutmak için en sağlam yoldur. Yoksa din unutulur gider. Hristiyanlık eski halinde değil ki. Hristiyan diyor adam, kiliseye ömründe gitmiyor hiç. Hiç yok, gittiği yok. Zaten gitse de ondan şu andaki papazların söylediği mantık kabul etmiyor. Allah üçtür diyorlar ama üç eşittir bire. Ben de dedim, teacher, Allah üç diyorsun, bire eşittir. Üç bire eşit olur mu dedim. Sen dedi her şeyi soruyorsun ya dedi. Cevap veremedi tabii. Yani mantık kabul etmez. Onun için bazı kiliselerde mantığını burada bırak, içeri öyle gel diye de yazı da var. Yoksa sorma, niçin deme. Yok, İslam'da da sorun, fes'elû, sorunuz. Ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Neden böyle hocam? Neden haram hocam? Niçin böyle? Sorunuz. Bilerek namaz kılınız. Bilerek yapınız. Ona da öyle sorma diyor. Sorma, çünkü cevap veremiyor. Mantıksız. İslam'da öyle bir mantıksızlık yok. Ama bilgisizlik var. Bilgisizlik de böyle namazın yok olmasına sebep, orucun yok olmasına sebep. Bunları mutlaka fıkıh kitabı, fıkıh dersinde öğrenin diyor, devam edin diyor ve bunları arayın diyor, arayın. Ve huve akva lil alemine bima yuhibbullahu. Evet, Allah'ın istediği şekilde dini kuvvetlendiren bir husus bu. Din böyle ayakta kalır. Sonra haramlar helal unutulur. Aynı Hristiyanlarda olduğu gibi. Kuşa döner. Ben Hristiyanım, yok gerisi yok, hiçbir şey yok. Bu kadarla olmaz. Ben Müslümanım. Tamam da Kuzey Afrika böyle şimdi. Fransızlar dejenere etmiş. Fas, Tunus, Cezayir, Libya oraları. Sadece bir iki tarikat mensubu var. Adı Abdussamed, Abdurrahman. Müslüman. Gusül bilmiyor. Camiye hiç gelmiyor. O hale gelmişler. Onun için orada bir darmadağınık herkes. Bir bilgi yok, şuur yok. Öyle yapmış Fransız gavuru onları. Aha, diyor Allah'ın sevdiği şeye bu en doğru olan, sizi götüren en kuvvetli şey budur. Fıkıh dersini dinleyeceksiniz. Dinin hükümlerini öğreneceksiniz. Arayacaksınız. Buna önem vereceksiniz. Ve la tehafu fillahi levmete laimin. Ya hocam, tamam hocam da şimdi burada içmeyen şey yok. 1970'li yıllarda, senesini söylemeyeyim. Benim talebem Kızılderisi'nde öğretmen. 45 kişilik sınıf. İçki içmek haram. Rakı içmek haram, şarap içmek. Hocam, haram olur mu? Biz hep anam, babam, kardeşlerim, amcalarım, dayılarım, halalarım geliyor, her zaman içiyoruz. Görüyor musunuz ne hale gelmiş? Öğretilmeyince din ortadan kalkar. Bu yaşanmış bir olay. 70'li yıllarda. Bu radyonun, televizyonun büyük zararları var ama iyi tarafları da var. Dünyanın öbür ucuna da gidiyor. Evet. Palandöken Dağı'na çıktım ben. 4,5 saatte yaya. Şimdi çok şeyler var da. Bir oğlanı rastladım. Koyun, mor koyun. Gidiyor. Selam verdim. Böyle baktım. Selam bile almadı. Adın ne? Böyle bakıyor. Herif hiç inmemiş dağdan. Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Hiç köye inmemiş. Dini iman nereden öğrenecek? Dağda yaşayan bir çoban.
işte mauize, vaaz, dinin hükümlerini açıklayan meclislerin, devam edin, arayın, bulun. Allah'ın istediği şeye bu sizi götürür. Bunu söylerken de herkes içiyor. Sakın beni kınarlar filan demeyin. Kınayıcıların kınamasından sakınmayın. Ve la tehafu fillahi levbete laim. Allah'ın hükmünü söylerken kınayıcıların kınamasından korkmayın. Din de böyledir. Ben böyle söylüyorum deme. O zaman yakanı yapışır. Savcı. Beni mahkeme vermiş Alman konsolosu. Hristiyanlar kafirdir dedim. Yahudiler kafirdir dedim. Bizi kafir dedi diye. Ama ne diyorum ben? Ben söylemiyorum, kitapta yazıyor. Diyorum ya, ben hukukçuyum çünkü. Demiş, kitapta onu aktarıyor demiş. Bu suç olmaz ki. Aynen böyle, kanunlarımız böyle. Orada da Müslümanlıkta bu böyle. Bu haram, bu haram. Müslümanlıkta bu böyle. Kitapta bu böyle. Ayette böyle. Böyle yap, böyle çat. Deme, o zaman olur. Sen söyle, emretmiş oluyorsun. Evet. Bu şekilde Allah'ın kınayanlarından, kınamasından korkmayın. Vettakullaha, Allah'tan korkun. Siz inanansınız. Ellezî ileyhi tuhşerûn. Dönüp dolup ona vereceksiniz. Hesap vereceksiniz. Karşına dikilip iyi mi kötü mü, defterin, amalin açılacak. Orada Mahkeme-i Kübra'da huzuruna dikileceksin. O Allah'tan korkun. Doğruyu söyleyin ama usturuplu söyleyin. Ortalığı karıştıracak, fitne uyandıracak şekilde söylemeyin. Söylemeyin. Ne kadar güzel. Şimdi de aynı hukuk da öyle. Aktarıyorsun, kimse bir şey yakana yapışmıyor ama böyle yap dediğin zaman yakana yapışıyor. Peygamber de onu söylüyor. Ne güzel söylüyor. Bak, değişen bir şey yok. Akıl yolu birdir çünkü. Evet. Bu hadis-i şerifi de Ubayd bin Sahr'dan nakletmişler radıyallahu anh. Evet, taahhudu ni'aleküm. Evet, ayakkabılarınıza dikkat. Ayakkabı, aslında bizim güzel ayakkabım var canım, bir jipidik, bir terlik, değil mi? Şimdi mükemmel lüks ayakkabılarımız var. Onun için ayakkabı diye tercüme ediyorum. Nalin, takonya, terlik demiyorum. Ama Peygamber sözü öyle. İnde ebvâbil mesacid. Mescit kapılarında ayakkabılarınıza dikkat edin. Orada onları bırakın. Evet. Niye? Nereden geliyorsun sen? Yolda köpek kakasını etmiştir. Üstünü basmışındır. Veya çocuk çişini etmiştir. Görmüyor, anası salıveriyor. Sen de üstüne batmışındır. Senin ayakkabının köselesi, derisi o sidiği çekti. O pisliği bulaştırdı. Sen de o ayakkabıyla camiye geliyorsun. Cami, namaz kılınan yer, Allah'ın evi temiz olacak. Temiz olacak. Temiz olmayan yerde demin söyledik, namaz kabul değil. Onun için diyor ki, mescit kapılarında, evet, ayakkabılarınıza dikkat edin ve ayakkabılarınızı bırakınız. Bırakınız. Veya bakın sağında solunda pislik var mı değil mi? Şimdi o naylon torbalar veriyor. Ne güzel. Çok güzel bir şey. Bulaşmaz çünkü camiye. Güzel bir şey. Ama nerede bulacaksın her zaman? Ha, pislik var. Nereye gideyim yıkamaya? Toprak temizdir. Baktın ki ayakkabının altına pislik bulaşmış. Tavuk pisliği necistir. Gaz pisliği, ne bileyim şu bu. Hemen gidin toprağa sürtün onu. Orada öyle başka imkanınız yoksa yani. Toprağa sürtün. Veya ben bunu nerede almış olabilirim? Biliyorsan yerini, oradan buraya kadar toprakta yürüdün. Eyvallah, tamam. Onu toprak temizlemiştir. Ama o pis ayakkabıyla camiye girmeyin diyor Peygamberimiz. Girerken ayakkabılarınıza dikkat edin. Pisse dışarıda bırakın. Değilse torbaya koyun. Veya temizleyin, öyle getirin içeriye, torba yoksa. Evet, bu her pislikle ilgili şeydir bu.
her pislikle ilgili ne pis şey camiye gelmez. Evet, bunu Efendimiz bilhassa belirtiyor. E şimdi müezzinin görevi değil, görüyorsun müezzin kelimesi var burada. Bana öyle diyor, ben kalmazsam orada diyor, herkes ayakkabı çalıyor. Orada sen hırsızlık memur musun, namaz mı kılıyorsun arkadaşım? Bu sakat. Ben namaz kılıyorum, sakın sonra hırsız dilerse olmaz ki. Namaz kılıyoruz biz. Bu sakat. Neden arkada olmuş? Camide doluyordu. Neden gerekli? İmamın sesi az çıkar. O selam verince o da selam veriyor ki namaz bitti ha. Sonradan gelenler imama uymayan iş bitti. Sen de namaz bitti gidebilirsin anlamına. Bir müezzin lazım. Böyle bir tekrar diyorlar. Bilhassa kalabalık cemaatler de çok lazım. Kabe gibi, şurada gibi. Burada da lazım. Bunlar yapılsın. Dikkat edin. Dikkat edin. Evet. Evet. Son hadisi okuyorum efendim. Ta'hadu el Kur'an. Kur'an'a da göz kulak olun. Kur'an'ı devamlı okuyun. Devamlı hükümlerini araştırın, okuyun. Unutmayın. Fevellezi nefsi biyedih. Yemin ederim ki evet, lehu ve eşeddu tafassiyen min kulubi ricali minel ibili min ukliha. Hayvanı bağlarsınız. Hayvan da dolaşmak ister. Koşmak ister. Gidip bir şeyler yemek ister. Onda haram heram yok ya. Evet. İyi bağlamaz, bağladığınız zaman, sağlam bağlamaz zaman ipi koparır, şeyi çözer, bağı çözer, gider. Başkasının malına zarar verir. Aramaya gidersin, işinden olursun. Kaçar yani. Kur'an deveci, karşındaki deveyden başka şey de anlamıyor. Misal veriyor deveyi. Deveniz kaçıyor ya diyor. Kur'an daha çabuk kaçar diyor. İnsan zihninden daha çabuk kaybolur. Kur'an'ı okumaya devam edin. Şimdi bir ihlas oku. Bunlara insan gençken çok şeyli oluyor. Ben kaldım arkadaşlara, kaldım yerlerde. Haftada bir gün fıkıh dersi yapıp arkasından da münasebetini getirip sıradan ihlas okutturuyordum ki kul fiyallahu ad, dur. O fe değil ki arkadaş. Hü. Öyle namaz kılarsan namaz olmaz ki. Kul fiyallahu. Lem yelit ve lem yület. Yületle olmaz arkadaş. Yület o. Bunları mahsus şey edeyim diye okutuyordum. İnsan üstüne gitmezse çocukken işte okutmuşlar. Ondan sonra hiç bakmamış. Çabuk kaybolur mübarek. Hafızlık büyük şeref. Kur'an öğrenmek, Kur'an'dan bir ayet öğrenmek büyük şeref. Harap kalptir diyor. Kur'an'dan bir parça olmayan kalp harap kalptir. Yıkıntı, mezbelelik. Kur'an okunmayan memleket de harap memlekettir. Mezbeleliktir. Evinde Kur'an okuyacaksın arkadaş. Kendin Kur'an okuyacaksın ki harap şey gibi olmayasın. Mezbelelik bir adam olmayasın. Evin öyle olmasın. İyi yer sık sık olmasan burada kelime öyle yani. Dikkat edin. Muhafızlık yapın. Her zaman okuyun demek. Okumazsanız ben vaktiyle okumuştum. Oku bakayım. Neden ne hale gelmiş okuduğun? Hocanın okuduğu çoktan kaybolmuş. Sık sık okuyun. Hafızsanız mutlaka ya başkasına ders verin ya başkası okusun siz dinleyin. Hemen çabuk unutulur. Hemen çabuk unutulur. Her şey böyle. İngilizceyi öğreniyorsunuz. Kullanmadığınız zaman deyip duruyorsunuz. Konuşamıyorsunuz. Kullanırsanız ama çok rahat konuşursunuz. Aynen böyle. Kur'an daha en çabuk kaybolan. Neden? Çünkü Allah kelamıdır. Allah sen inandığın için sana ikram olarak onu verdi. Allah kelamı senin gibi, benim gibi adi bir adamda ne işi var? Allah yüce, çok şanlı. Allah'ta olması lazım. Allah lütfetti, bize verdi kalbimize. Vatanını özler o.
geldiği yeri özler. Onun için gelirsen hemen kaçar, yok olur. Sakın Kur'an'ı okumayı terk etmeyin. Evlerinizde mesela bir prensip, haftada bir gün çoluk çocuk toplanır, hadi okuyalım bakalım. Önce sen, sonra ben gibi mesela. Veya hocaya gidelim, cami hocasına, veya işte hoca çağıralım, artık nasıl yapabilecekseniz. Böyle Kur'an okumayı bırakmayın, mevizeleri bırakmayın. Ürkek devenin bağından kopup kaçtığından daha hızlı kaybolur Kur'an. Unutulur, hiç okuyamazsınız. Devam edin. Ahmed İbn Hanbel, Bukhari, Müslim, Ebu Musa el-Eş'ari ve Hazreti Enes radıyallahu anh'tan, Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hayy el-kayyum ve tuğbu ileyh. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke besmele ile beraber. On üçer ihlas-ı şerif besmele ile beraber. Bismillah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي vaazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süveri Celili'yi dergâh-ı izzetinde kabul eyle.
hasıl olan ecümme sübatı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, ehl-i beyt, ehl-i ashab-ı etbaları, bil cümle art-ı itihad-ı müminat, özellikle eserinden yılanlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabemlerimizin, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına bağışladık vasıleyle cümlesinin ruhlarını bizden haberdar ve razı eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımızı helalinden bol ve akıbetimizi de hayr eyle ya Rabbi. Subhan Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Altyazı M.K.